Doğu'nun Paris'inden herkese kocaman selamlar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla bugün gene karşınızdayım. Bugün İngilizcenin cümle yapısı ile ilgili biraz konuşacağız. Bilindiği üzere İngilizcenin cümle yapısı arkadaşlar Türkçeden çok farklı. Türkçede yüklem sona gelirken İngilizcede yüklem hemen özneden sonra geliyor. Yani İngilizcenin cümle yapısı arkadaşlar özne, yüklem, nesne, yer ve en sona da arkadaşlar zaman geliyor. Gerçekten çok basit bir şekilde öğrenebileceğiniz bir yapı ve bu yapıyı öğrendikten sonra arkadaşlar yani hiç zorlanmadan İngilizcenizi çok fazla geliştirebilirsiniz. Yani inanılmaz derecede geliştirebilirsiniz. Ondan sonra zaten isim cümleleri geliyor. To be, emizar diğer ismiyle. Ondan sonra da fiil cümleleri geliyor. Yani bunları bildikten sonra bunların üzerine hani İngilizce öğrenimizi inşa ederek yükseltip seviye yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Ya mesela emizardan biraz konuşabiliriz. Yani emizar bize yıllarca 12 yıl yani yaklaşık bir 10 yıl falan İngilizce öğrettiler. Hiçbirimiz böyle düzgün bir şekilde İngilizce öğrenemedik. Normalde o eğitim yılı içerisinde bize verilen İngilizce ile şu anda biz bir native'den yani ana dili İngilizce olan birisinden çok daha iyi konuşabilirdik. Fakat bize verilen bu eğitim sisteminden dolayı arkadaşlar her sene aynı şeyler verilip biz sınava çalışıyorduk. Ondan sonra bırakıp tekrardan unutuyorduk. Ama şimdi çalışma zamanı. Şimdi to be'den bahsedeceğiz arkadaşlar. İsim cümlesi. To be arkadaşlar mesela I'dan sonra am gelmesi gibi. Bunlar zaten öznelere göre çekimleniyor. I am, they, you'dan sonra are geliyor arkadaşlar. Ondan sonra she, he, it'ten sonra da is geliyor. Yani bu kadar basit. Bunları çekimledikten sonra iş bitiyor. Bunları kafanızda sürekli örnekler yaparak kazıyabilirsiniz. Yeni başlayanlar için tabii. Örnekler yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela she is beautiful girl. He is handsome man. It is good car gibi cümleler kurarak arkadaşlar ben de cümle kuramadım ağzım tutuldu gibi cümleler kurarak arkadaşlar yani kendinizi çok fazla geliştirebilirsiniz. Mesela you are a businessman, they are in the school gibi cümleler kurarak geliştirebilirsiniz. Tabii bunun bir to be'nin bir de geçmiş zaman hali var. Was were şeklinde oluyor arkadaşlar. They, you, da were geliyor arkadaşlar. They, you, da were geliyor. I'dan sonra was, he, she, it'te de arkadaşlar. He, she, it'te de gene was şeklinde gelerek bunda da to be'nin geçmiş hali oluyor. Çok basit arkadaşlar. Mesela okuldaydım. I was in the school. I was at the school şeklinde söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela çarşıdaydım şeklinde. Çok basit cümleler yani kurarak bunları seviye seviye arttırabilirsiniz. I was in the city center. I was in the city center. I was in the coffee. Bunun gibi basit cümleler kurarak arkadaşlar yapabilirsiniz. Mesela we was in the village, köydeydik gibi basit cümleler kurarak bunları geliştirebilirsiniz dostlarım. Bir de İngilizce'de fiil cümleleri var arkadaşlar. Mesela orada gene çok değişmiyor. Gene şey oluyor arkadaşlar. Mesela yüklemin yerine bu defa fiil getiriyorsunuz. Mesela yapmak gibi, gitmek gibi, gelmek gibi fiiller getiriyorsunuz. Zaten onlardan sonra da mesela okula gitmek, go to school gibi, ondan sonra şeyler gibi nesne, yer ve zaman da gene en sona geliyor burada. Değişen bir yapı yok arkadaşlar. Yapı gene aynı. Fakat fiil cümlesi olduğu için bu defa yüklem yerine fiil getireceğiz. Mesela to be'deki gibi emizar yerine bildiğimiz fiili getireceğiz arkadaşlar. Mesela go. I go to school every single day. Her gün okula giderim. I go to city center in the was and every day. I went to school. I play football gibi. I play video game. I play tennis gibi cümleler kurabilirsiniz arkadaşlar. Bu da fiil cümlesi oluyor. Tabii fiillerin şimdiki zaman, geçmiş zaman, geniş zaman halleri var. Bunları da daha sonra öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şu cümle yapısını öğrendikten sonra ondan sonraki süreç zaten cümlenin şimdiki zaman. Mesela I'm playing football gibi şimdiki zaman. I play football. Futbol oynarım every day gibi geniş zamanda kurabilirsiniz. I played football yesterday. Dün
futbol oynadım gibi şeklinde cümleler yani zamanlarına göre çekimleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu size kalmış tabii, basit bir şey bunlar. Ama bunları öğrendikten sonra adım adım üzerine koyarak ilerleyebilirsiniz. Daha sonra yapacağınız şey arkadaşlar, daha kompleks cümleler de kurabilirsiniz ama öncelikle merdiveni birinci basamaktan çıkmanız gerekiyor. Daha kompleks cümlelere biraz daha ileriki seviyelerde girebilirsiniz. Tabii basit cümleler kura kura veya bunlara kelimeler öğrene öğrene arkadaşlar, daha doğrusu bağlaçları öğrene öğrene, yani bunları birbirine, cümleleri birbirine bağlayarak daha uzun cümleler kurabilirsiniz arkadaşlar. Mesela we will go to picnic if the weather gets warm. Yani hava iyi olursa biz pikniğe gideceğiz. Futbolu sevmeme rağmen arkadaşlarımla futbol oynadım. Although I don't like play football, I played football with my friends gibi cümleler kurabilirsiniz arkadaşlar. Bu video ile ilgili sorularınız falan varsa aşağı kısma belirtebilirsiniz. Bu videonun devamı gelecek. Bu videoda hem basit cümle, hem orta seviye cümle, hem de ileri seviye cümleler kurmaya çalışacağım ileriki seviyelerde. Hem bağlaçları kurarak nasıl daha uzun cümleler kuracağınız hakkında da size bilgilendirme yapacağım arkadaşlar. Bunlar yaptığım şeyler arkadaşlar. Yani ben yapmadığım şeyleri size söylemiyorum. Yani ben bu şekilde ilerledim. Bu şekilde İngilizcemi geliştirdim. Yani kafanızdaki bütün şeyleri kırarak ben İngilizce öğreneceğim ve en basit şekilde cümlenin yapısıyla başlayacaksınız. Kelimeler ezberleyeceksiniz. Basit cümleler, daha sonra o basit cümleleri biraz daha seviye seviye arttırarak arkadaşlar çok güzel seviyeye geleceğinize ben inanıyorum. Ve ben de hala sizin gibi İngilizcemi geliştiriyorum. Ben de İngilizcemi bir üst seviyeye taşımak için kelimeler ezberliyorum. Yeni uzun cümleler kurmaya çalışıyorum. Yani kendimi bildiğiniz İngilizce becerilerimi geliştiriyorum. Ve bu aralar sık video atamıyorum Arapça çalıştığım için. Yine Arapçaya başladım arkadaşlar. Yani Arapçaya yeni başladığım için bir de derslerim falan var. Okul derslerim. Ondan dolayı biraz yoğunum. İnşallah yani daha sık videolar atmaya çalışacağım. Beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone butonuna basıp abone olmayı ve beni desteklemeyi lütfen unutmayın. Herkese iyi günler, sağlıklı, mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.